Şunu söylemek istiyorum. Biz milletin gürsüsü muhtemelenize saldırdığında biz de o arada şurada... Göstermesi mümkün müdür sakıncası yoksa? Tam olarak... Evet, şurası. Kameraman arkadaşımız. Yere düşen bir milletvekilini... İş izleri var. İş izleri var. Ve ben sonuçta hastaneye de gittim. İş izleri var. Orada ayağımda böyle bir acı hissettim. Çekmeye çalıştım. Bir ağırlık hissettim. Tamam. Saat 4. madde oylamasından sonra 5. maddeye geldiğimiz zaman Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri özellikle milletin kürsüsünü işgal ettiler. Bizler de özellikle anayasa değişikliğinin bu çalışma ortamının devam edebilmesi için arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız sözlü olarak arkadaşları nezaketle uyardılar ama onlar sadece ve sadece amaçları kavga etmekti. Arkadaşlarımıza saldırdılar. Biz de tam o esnada ortamı, gerginliği azaltmak ve sakinleştirmek için araya girdik. Tam o sırada yere düşen bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili tam bacağımdan bizleri ısırdı. Evet. Siz ayaktaydınız o anda. Evet. Evet, sargılı. Ayağımdan ısırdı. Canım acıdığını hissettim o kargaşa içerisinde. Ayağımı böyle çekmeye çalıştım ama ayağımı çekemedim. Orada milletvekili arkadaşım orada müdahale etti ve ayağımı kurtardım. Hastaneye gittik. Akşam hastanedeydik. Bütün aşılarımızı yaptırdık. Ondan sonra da bunu samimiyetle söylüyorum. Öyle talep ettiler. Ondan sonra da bugün ifademizi verdik. Ve elbette ki davacıyım. Kim olduğunu biliyor musunuz? Kim olduğunu söyleyemem şu anda. O yanlış olur. Ben yukarıdan baktım ben. Şöyle baktığım zaman yüzü görünmüyordu. Onu söyleyeyim. Kamera kayıtları incelenecek. İnşallah ortaya çıktığı zaman da yasal haklarımızda biz elbette ki... Bir tahmininiz var mı? Yani şimdi ben bir milletvekiliyim. Eğer bir tahmin yürütüp de olay %1 ihtimalde başkası olursa biz milleti temsil ediyoruz. Bu bize yakışmaz diye düşünüyorum. Sonuçta kamera kayıtları çıktığı zaman, kesinleştiği zaman da bütün kamuoyu da bu bilgiye ulaşacak diye düşünüyorum. Benim hem Twitter paylaşımlarım hem şahsi olarak görüşlerim bunlar. Diğerlerinden beni şahsen ilgilendirmiyor. Ben eğer herhangi bir şey olsa net bir şekilde burada düşüncelerimi ifade ederdim. İnşallah kamera kayıtlarından sonra bunlar netleşecek diye düşünüyorum. Şunu da söylemek isterim. Bütün milletimize şunu söylemek isterim. 15 Temmuz'da özellikle işgal hareketini gerçekleştiremeyenler Türkiye ekonomiyle beraber, Türkiye gerginliklerle beraber Türkiye'de bir kaos ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz. Kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Milletimiz rahat olsun. Gece gündüz çalışacağız. Gerekirse 24 saat de olsa bu anayasa değişikliği geçecek. Biz milletimizden korkmuyoruz. Milletimizin hakemliğine inanıyoruz. Sandık milletimizin önüne gittiği zaman kim haklı, kim haksız milletimize buna karar veriyor. Verilecek karar başımızın tacıdır. 2002, 2007, 2009, 2011, 2014, 2015 bütün genel seçimlerde AK Parti olarak her zaman milletimiz birinci parti yaptı bizi. Biz hem Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde, hem Sayın Başbakanımızın, bakanlarımız, bütün milletvekillerimiz, bütün teşkilatlarımız olarak bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiç kimse bu ülkenin huzurunu bozamaz. Hep onların karşısında olacağız. Hayır, yani tamamen böyle bir şey değil. Karşılıklı böyle bir darbe almışız. Evet, diş izi var. Doğrudur, doğrudur. Evet. Yani kanama var mı efendim? Yani nasıl bir şey oldu? Kanama tarzı bir şey ya. O anda. Ya o anda oldu arkadaşlar. Çok fazla teferruata girmeyelim. Tamam. Evet. Tamam. Evet. Nasıl bir diş izi var? Yani iki. 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 Evet. Evet. Teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Yanımızdaki. Arkadaşlar ben arkamda Ordu milletvekilimiz Metin Gündoğdu olduğunu biliyorum. Karşı tarafta da Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri vardı.